Merhabalar, Havuç Yazılım kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda metin tabanlı programlama dilleri için önemli olan 3 tane kavramdan bahsedeceğiz. Bu 3 tane kavramla ilgili birçok video YouTube platformunda bulunuyor. Güzel de videolar aslında ama biz biraz akademik söylemin dışına çıkarak bunu hikayeler üzerinden, örnekler üzerinden anlatmayı tercih ettik. Ama öncesinde tabii birer cümlelik de olsa akademik tanımlarından da bahsedelim. Programlama dili kavramıyla başlayalım. Programlama dili yazılımcının yani sizlerin kafada tasarladığınız algoritmayı bir bilgisayara ne yapması istediğini anlatmanın tek tipleştirilmiş yolu olarak düşünebilirsiniz. En popüler programlama dillerimiz Python, Java ve C, dünyanın popüler kabul ettiği 3 tane yazılım dili, programlama dili. Makine dili kavramı 0 ve 1'den ibaret olan bir dil aslında. Bunu günlük hayatımızda en sık kullanan cihazlar bilgisayarlar. Üçüncüsü ise derleyiciler. Derleyiciler de programlama dillerinizdeki yazılan kodları makine diline çevirerek ortaya bir uygulama üretmenize yarayan yazılımlar. Şimdi bunun üçünden bahsettik. Hatta derleyicilerde Visual Studio Code, Atom, Bracket bunlardan en popülerleri. Aynı programlama dillerinde olduğu gibi. Şimdi gelelim bunu örnekler üzerinden anlatmaya. Burası akademik kısmıydı. Şimdi örnekler üzerinden bahsedersek bir tane turistimiz var. Turistimiz İstanbul'da gezmeye çıkıyor ve yolunu kaybediyor. Yolunu kaybettikten sonra nereye gitmesi gerektiğini sormak için bir tane esnafımıza gidiyor. Esnafımız oradaki kuaför. Tabii hikayemizin anlatıldığı üzere turistimiz İngilizce biliyor, Türkçe bilmiyor. Kuaförümüz Türkçe biliyor, İngilizce bilmiyor. Ve turistimiz o malum soruyu soruyor. Where is Sultanahmet? Sultanahmet nerede diye soruyor. Kuaför ne söylediğini anlamadım diyor. Yani turistin kurduğu cümleyi kuaför anlamamış oldu. Tabii yanındaki dükkanının hemen yanındaki kitapçı yardıma geliyor ve Sultanahmet'in nerede olduğunu soruyor diyerek turistin söylediği cümleyi kuaföre tercüme ediyor. Yani bizim bu noktada turistimiz, programlama dilimiz, kuaförümüz, makine dilimiz, kitapçımız da derleyici konumuna geliyor. Gelelim bunu yazılım ortamında konuşalım. O zaman programlama dili olarak örneğin bir Python dilini söyleyebiliriz. Makine dili olarak bir bilgisayardan bahsedebiliriz. Derleyici olarak da bir Visual Studio Code yazılımından bahsedebiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olarak ve beğen butonuna basarak destek olursanız seviniriz. İyi günler dileriz.